5 6 9 10 milyon. O zaman Baki mercimek değil ya. Allah kahretsin. Bu nasıl bir ters köşe? Mevkisi Topal. Daha kalbi Arzan. Allah lanet olsun, yükselme, ben böyle duramam ki. Oo! Yaşım yetmiyor bu top yaşım. Sokağa çıkabiliyorsun değil mi Ramazan? 24 30 Bayılır bayılır. Herkese merhaba. Bugün derbinin sunumuyla hayalindeki takımı kur oynayacağız. Benim elimde 11 tane futbolcu var. Sizde de hepinizde 100'er milyon lira var. Elimdeki futbolcuların bazısı hala oynuyor. Bazıları artık efsane futbolu bitirmişler. Açık artırmayla, isimleri söylemeyeceğim, ipucu vereceğim. Açık artırmayla futbolcuları almaya başlıyorsunuz. Finalde aldığı futbolcuların değeri en yüksek olan kazanacak. Derbiden ödülleri alacak. Hatta ödülleri bir görelim. Futbolcular arasında güncel futbolcuların güncel değeri var zaten, hala oynayanların. Efsanelerin en yüksek değerini aldık. Arada bir şaşırtma olabilir ama genelde iyi futbolcular var. İlk isim zaten güzel isim. Ben de ilk kez görüyorum futbolcuları. Mevki verilmemiş ama anlaşılır. Güçlü fiziğiyle ön plana çıkmıştır. Hava toplarında çok etkilidir. Herkesi çalımlayarak, yani herkes dediğim birden fazla futbolcu, 6-7 olması lazım, çalımlayarak attığı golle akıllara kazanmıştır. Lider karakterli bir futbolcu. Güçlü tahminimiz olan ismi söylüyor muyuz? Söyle istiyorsan, sen bilirsin. Ama söylememen daha iyi yani. Söylememen tabii ki daha iyi. Ama anlaşılıyor. Taban bir fiyat belirleyeceğim mi? Peki, yoksa biz direkt kafamıza göre girelim. Çıkartmaya gir. Ben 1 milyon lira veriyorum. 1. Tamam. 1981 doğumluymuş. Ha, o zaman Baki Mercimek değil ya. Ben Baki Mercimek olabilir diye düşündüm de bir an. Bir ipucu daha veriyorum bak. Saçları da şöyle benden uzun. Abi. Çok uzun değil de uzun yani. 2 milyon veriyorum ben. Anladım kim olduğunu. 2 milyon. Tamam. Benim de bir tahminim var. İsim vermiyorum ama ben de 3 veriyorum. 5. 6. 9. 10 milyon. Ona veriyorum Ramazan'a. Ona veriyorum. Abi alsak mı, ne yapsak? Adam alıyor şu an. Alsak mı? Tahmin ettiğim oyuncuysa eğer iyi bir oyuncu ama ben şimdi değerini düşünüyorum. Onun en yüksek değerini düşündüğüm için biraz çekimsel kaldım. Kim söyle, tahminini söyle. Gerçek Ronaldo diye tahmin ettim. Bak güçlü. 81 diyorsun, 90. Abi yok. Nazario değil. Ronaldo Nazario değil bu. 81 doğumlu değildir o ya. Değil. Değil. Abi Batista değil mi? Ne tartışıyorsunuz ya? Sen buldun mu Ramazan? Kim bu? Ben saçlarımdan tahmin ettim. Kim peki? İbrahimovic. Söylemiyor, adama bak ya. İbrahimovic mi? Evet, uzun saçlı diyor, güçlü fizikli diyor. 81 doğumlu olabilir mi? 81 doğumlu olabilir. Evet. Tabii, 39 yaşında. Veriyorum Ramazan'a, ona veriyorum. 11. 11. 12 ya, söylemeyecektim işte ya. 13. 13. 13 mü? Oğlum dur. Daha 14. Gelecek. Bir dakika, 10 ama 10. Şu an İbrahimovic'in güncel değeri düşüktür. Güncel değeri ya işte, bilemeyiz. Bilemem. Ben veriyorum kardeşim. Kime veriyorum? 14 Cemre'ye mi gidiyor? Ben de 15 diyorum, son diyorum. Daha da çıkmam. Oo, daha kaç futbolcu Ramazan'a veriyorum. Ramazan'a veriyorum. Ver. Ramazan'a 15'e verdim. Çok büyük isim hakikaten. Çok efsane isim. Servet Çetin. Allah kahretsin. Bu nasıl bir ters köşe be? Eskişehir Spor'a yaptı. Doğru, Trabzonspor'a yaptı. Önündeki en yüksek değeri de buraya yazıyorum. Ramazan 15 milyon lira harcayıp 9 milyon euroya. Çok iyi. Bak, bir şey söyleyeyim mi? 9 milyon da kötü değilmiş yani. İkinci isme geçiyorum bak. Atletico Madrid takımındaki başarılı futboluyla Barcelona'ya transfer olmuştur. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Son dönemde performansı ve fizik gücü tartışma konusu olmuştur. Abi çok belli zaten. Çok hani... belli. Aç, benden 5 kuruş işlemez. Abi yoksa çok belli. Arda Turan olduğu çok bariz. Ben 1 veririm ya. 1 veririm sadece. Arda'ya 1 veririm. Sen anlamış mıydın Arda olduğunu? Ben anladım. Griezmann zannettin değil mi? Yok. Son dönemdeki performansı diyor. Griezmann'ın son dönemdeki performansı kötü mü? Kötü. Adamlar şampiyonluğu oynuyor. Boy bile atamadın bu sene ya. Yok Arda diyor ya. Ben yükseltmiyorum Hasan ya. 1'e Cemre'ye 3 veriyorum. 3 veriyorum ya. Arda'nın da şu anki değeri fazla. Bayağı paran gidecek. Bak, ama şey Griezmann da olabilir yani şimdi. Ne? Arda şu an aktif futbol oynuyor, sayılıyor mu? Sayılıyor. Ama ben Arda'ya para oynamıyor ki. O zaman hayatta vermem para. Değerim çok düşük. Bir şey verdim. Ben isim söylemiyorum. Siz kendiniz. Ya ben 3 ben sen kaç verdin Cemre? Abi ben 1 verdim. Tamam, ben de 2 veriyorum. Griezmann çıkma ihtimali. Ramazan 3 dedi. 2'ye düşemez. 3 dedi. 3 hadi 3. Tamam hadi 4 veriyorum ben de. Tamam, ben de 5 diyorum. Düz. Peki abi şu an boşu boşuna paramız gidecek ya. Arda dedik de bu Griezmann çıkarsa ne olacak abi? İşte ben onun için şu an ufacık bir ihtimal bile beni yükseltiyor. Bence ikinci kez tuzağa düşeceğiz gibime geliyor ya. Harbi mi? Gireceğim. Arda'yı istemiyorum. 5'e Ramazan'a veriyorum bak.
6 dedim hadi. 6'ya Cemre'de. Ya 7 ya, lanet olsun, yükselme, ben böyle duramam ki. Hadi 10 diyorum ben, 10. Tamam, daha çıkmıyorum 10'sa. Ama ona Cemre'ye veriyorum. Emin misiniz bak? Ona Cemre'ye veriyorum. Abi Arda çıkarsa da ben o riski aldım artık. 10 veriyorum. Bak Griezmann çıkacak, izle şimdi bak. Soner Griezmann çıkarsa çok üzülürüm ya. Soner, yükseltiyor musun? Yok, ben Arda diye düşündüğüm için yükseltmiyorum. İnşallah ters köşe yapmıyorsun. Ben de Arda diye düşünüyorum da bir ümit Griezmann'dır diye 10 dedim. Cemre'de verdim. Güncel resmi rakamlara göre değeri 96 milyon euro olan Antalya. Allah kahretsin ya. Takımının efsaneleri arasında yer alır. Uçak korkusu vardır. Evet. Takımıyla hem lig hem Avrupa'da kupa kazanmış. Oynadığı takımda yardımcı antrenördür. Yesin Amas mı bu? Şu an faal bir oyuncu değil. Ya şu an yardımcı antrenör. O Google diyor Soner abi. Bu ne abi? Yok. Şeye bakıyorum. Soner Deniz Bergkamp diye tahmin ediyorum. Tamam mı? Ama yardımcı antrenörlük yapıp yapmadığını bilmiyorum. Soner, sana vereyim bunu. İkiye vereyim. Üç. Üç Soner'e veriyorum. Var mı giren? Hadi dört dedim. Beş. Beş oldu şeyde, Soner'de. Beşe veriyorum, Soner'e veriyorum. Alacağım bunu ya. Bir adam almış olayım en azından. Ramazan, sen almıyor musun? Ben bilmediğim adama girmem. Yeşim yetmiyor bu topçuya çünkü. Tanımıyorum yani. Bergkamp'ı biliyorum, da şampiyonluk aldım almadım mı bilmiyorum. Sen sokağa çıkabiliyorsun değil mi Ramazan? Çıkıyorum tabii, çok şükür. Ha. 98 oldu. Abi 6 dedim. 6. 7. 7.5. Buçuk oluyor mu? Çok olmaz ya. Olmuyor mu? Tamam, son 9 diyorum, son o da. Ben de 10 diyorum, alayım o zaman. Aslan hadi ver bana, sar bana. Ben daha çıkmıyorum ben. Oğlum adamı 3'e verecektim Cemre. Adamı yükselttin, ona yükselttin ya. Ol, kim bu? 10 milyona Soner, sana verdiğim isim Hasan Şaş. Döktü. Hasan Şaş'a bayılır. Abi bence offline olması lazım şu an Soner'in. 15 milyon euroymuş şeyi. En top değeri. Yine fena değil. İyi. Ya neyse, bir şey demişim. Çok büyük futbolcu söylüyorum bak. Attığı bir gol sonrası Tanrı'nın eli lakabını almıştır. Oynadığı bir ligde arka arkaya 3 sezon gol krallığı yaşadı. Çok hızlı, çok çevik bir futbolcu. 3 yıl oynadığı Barcelona'da 40'ın üzerinde gol attı. Daha da bir şey demem. Zaten söyledin. Ya bir şey söyleyeyim mi? Her soruda acaba bir şey var mı diye düşündüm. Tanrı'nın eli diyor. Tanrı'nın elini söylediğine göre başka bir ya, şey olamaz. Tanrı'nın eli diyor da kesin elini atar. Messi de attı. Abi. Bu Messi, ben 10 milyon veriyorum. Hadi bakalım. Yüksek başlıyorum. 10 milyon. Adamın bir dakika, 90 milyon. Abi yazmayın Google'a, siz de ayıptır ya. Ne editörüyüm bu adam ya. Ona veriyorum. Ona veriyorum Ramazan'a. 11. 12. 13. 20. Oha 20. Messi ise veririm baba. Messi ya da Maradona çıkacak yani. Abi 22. 24. 30. Oğlum param bitecek ki, alamayacaksın kimseyi. Siz öleceğiz diye yürümeyelim bir Cemre. Bu serveti kaça almıştı? 15'e. 32. 32 geldi. 35. 36. Tamam, ben daha yükseltmiyorum. İstediğim seviyeye çıktınız zaten, sıkıntı yok. Ramazan, ben de seni yükseltiyordum. Cemre, sen niye yükseltiyorsun? Ben o 35'e çıksın diye uğraştım. 36'ya veriyorum Cemre'ye. Bak Cemre, hayır, bakalım. Bu da aldı mı yalnız? Veriyorum aynen. Cemre'ye. Hayır, o zaman verme. 37. 37 Soner'de. Bunu da aldı mı dedin? Oğlum yine beni ters köşe yapmayacaksın değil mi? Ben son 40 veriyorum. Çıkarsam şerefsizim üstüne. Aha 40 verdim. Ramazan'a 40'a Thierry Henry'yi verdim. Tamam mı? Kaç tane değeri de? Yani en top değeri 80 milyon euroya aldım. İyi aldım. Ooo. Tanrı'nın eli nereden çıkmış ya Henry'nin? Mevkisi stoper. Lakabı Tarzan. Kariyeri boyunca tek bir takımda oynamış. Boşluğu da uzun süre doldurulamamış. İtalyan değil, İspanyol. Stoper bu. Buyurun. Katalan dilinde karşılığı adam. Peki ya, ben para vermiyorum. Bu yol süsü verdi ama yine dandik biri çıkacak. Tamam, ben iki yani veriyorum. Sadık seviyorum, Sadık Çiftin abi. İki veriyorum. İki mi? Beş. 30 bir daha yok şu an, şaka. 30 dedi. Hayır, şaka yapıyorum. Hayır, 30 dedi. Abi şaka olarak olur mu? 30 diyormuşum anlamında. 30 falan diyormuşum dedi ya. Ha. Abi müzayedede şaka mı olur ya? Tamam 10. 10 mu? 10 diyorum bir anda. 10'a Cemre'de. 15'i alıyorum Cemre, uzatma be. Vallahi mi? 15 mi diyorsun? Aynen. 16 dedin. 17. 18. 18. Kalsın Cemre'de. Cemre 18'e sana verdim. 18'e Puyol'u aldın. Söyleyeyim Puyol değil mi? Kesin Puyol değil bu arada da. Puyol. Vallaha mı? Top değerini söylüyorum Puyol'u. Tamam. 30 milyon euro. İyi, Allah bereket, mis gibi hem Puyol'u aldık. Top değerimi tekte bildim. Güçlü, fizikli ve uzun bir forvet. Genç yaşta parladı. Egoist yapısıyla ön planda. Kur'an çarşı şu an kim olduğunu biliyorum. Kim olduğunu şu an biliyorum ya. 7'den fazla takımda oynadı. 7'den fazla farklı takımda oynadı. Röveşata golü var.
Biliyoruz kim olduğunu. Ama şu an aklım neyse. Abi ben anladım. 5'ten başlarım buna. Ben vermiyorum. Kesinlikle sıfır teklif. Abi kime sattığını söyledikten sonra direkt tahminimi söyleyeceğim sana. Haberin olsun. Hop, tahmini söylemek yok. Zaten Zlatan İbrahimovic cevap da. Hayır. Hayır mı? Evet. Peter Crouch mu acaba? Rövaşata golü değil. Çok güzel bir ilk veriyor şu anda ama siz verin. 6. 7. 8. 10 veriyorum abi. Ne neyse gelsin. 10. 11. 11'e sonra ne veriyorum? Tamam ben yükseltmiyorum daha ya. Tamam. Kabulüm ben. Ya yine dur, tahmini söylüyorum. Dur bir dakika. Yine Türk söyleme. Ramazan bu gözeyim söyleme. 11. Ya yine kitledi Türk bana var ya. Söyleyeyim mi tahminimi? Söyle. Batuhan Karadeniz izle. Doğru. Abi ne güzel Beşiktaşlardan çıktı. Oradan anladım. Çok belliydi. O kadar belliydi ki işte. Tap değeri ne lan Batuhan'ın? Batuhan'ın tap değeri 200 bin. Batuhan şu anda oynuyor Tuzla Spor'da. Oynuyor aktif aynen. 100 bin euro. Allah. Abi 100 bin euro. Ben 200 bin euro sanıyordum. Söylüyorum bak parası olan girsin. Aktif futbol kariyeri devam etmekte ve birçok gencin idolü. 2018'de yılın golü ödülü sahibi. Kendi için ödenen en yüksek bonservis bedeli 42 milyon euro. Ben alacağım bunu. 20. 21. Ben daha tam. Ben de misyonuma ulaştım. 21 Ömer, benim için ödülü. Sana yakışır. Biliyorum kim olduğunu. 21 verdim. Lütfen yükseltmeyin. 21'e sonere veriyorum. Emre yüksel biraz. Aga bende para kalmadı hadi ya. 22. 23 Emre'de. 23. 23 Soner'de. Benim bildiğim Cemre bu topçuyu alır. Saat. 23'e Soner'e ver. Cemre milyonlar izleyecek lan bu videoyu. Verdim. Soner'e verdim. Abi risk alamadım. Soner galiba şu anda hepinizi geçti. Güncel değeri 120 milyon euro olan Muhammed Salah. Hay anasını satayım ya. Adı güzel kendi güzel Muhammed. PlayStation'da gol attıkça bunu söyledim. Biliyor bak görüyorsun değil mi? Evet sayılır. Şu an Soner önde. İpucunu veriyorum. Son isimlere geldik. Fake atmıyorum. Söylüyorum. Ara kalmadı ki son isimlere geldin mi? Kesin fake atacak. Kesin fake atacak öyle diyorsa. Bak şaşırtmacı yok. En çok bonservis ödenen 5. futbolcu. Lakabı Kuru Göz. Küçükken arkadaşları ona pas atmadığından ağladığı için annesi koymuş. En önemli ipucu da şu. Ümit Özat'ın kariyerinde durdurabildiği en büyük futbolcu. Ronaldo mu? Cristiano Ronaldo. Ama Cristiano Ronaldo'nun en güncel değeri düşük baba ya. Ben bilmem. Ramazan kaç veriyorsun? 2 milyon çalışır benden. 3. 10. Çıkma ya dünyanın parasını kazandın zaten ya. Adam 10 dedi 10. Oğlum sen yakalamak için vermek zorundasın. Kim 10 dedi? Benim para harcamam lazım. Ronaldo'nun şu an güncel değeri düşük çünkü. Ben ne 10 kadar, diyorum. Ne kadar düşük? Kaç milyon eurodur Ramazan mesela Ronaldo? Ya şu an 60-70 milyondur. Düşük mü 60 milyon euro? Tamam da benim size yarışmam için bu parayla bana çok şey yüksek adamlar lazım yani. 100 bin euroya adam aldım ben. 10, 11. 11 Soner. 15. 15 çevirde. 16 mı? 20. 21. 25. 26. Ya birer 27. Birer yükselme biraz delikanlı ol ya. Ben 27. Kalan paramı şey yapıyorum. 27 mi? 27. 28. Bir dakika. Hesap yapıyor da bak. Oğlum hesap yapıyoruz biz burada. 30 mu? 31 son. 30. 31 son. 32. Tamam ben çekildim. 32'ye veriyorum Cemre'ye. Var mı artıran? Yok mu? Yok. 32. Abi ne çıkarsa artık. Paramız bol. Harcayabiliriz. Ronaldo oğlum. Cristiano Ronaldo bu. 32. Yok yani değeri ne çıkarsa diyor. 32'ye Cemre'ye verdim. Ronaldo'yu, Cristiano Ronaldo'yu Cemre'ye verdim. Güncel değeri 60 milyon euro. Oh! Güzel. Evet. Abi iyidir olsun. Bak kaça 32'ye aldık. Gayet iyi. Gayet iyi. Cemre. 28 Cemre. Milyon kardayız. Geliyor. İsim geliyor. Bak ona göre. Bu bir forvet. Ne çok atletik, ne çok hızlı, ne çok iyi top kontrolü inanılmaz. Ama İspanya'da La Liga'da da gol kralı oldu. Niye? Çünkü ceza sahası bitiriciliği var. Jenerik golleri yok. Ama çok golü var. Açtım. İki isim var aklımda şu an. Benim de aklıma bir isim geldi o yüzden ben yine 2 milyon veririm. Ben bir şey... Abi benim aklıma iki kişi geldi söyleyeyim mi? Söyle. Bir Raul bir de Morientes geldi aklıma. Vallahi benim aklıma da Daniel Guiza geldi. La Liga'da gol kralı oldu. Gol atıyordu ama jeneriklik golü yoktu. Türkiye'ye geldi Fener'de patladı her zaman. Doğru Guiza olabilir. Üçümüz de almazsak ne olacak bu adamı? Ramazan 2 milyon mu 1 milyon mu ne verdi Ramazan? 1 liraya kimse almıyor bunu. Aldı Ramazan verdi. Bir iki mi ne verdi? Bir verdim ben ya. Bir vermiş işte. 1 milyon veririm. Aynen. Sen almıyor musunuz bunu? 3 Ramazan mı veriyormuş? Bunu Ramazan'a mı veriyor? Ya uzatma 1 milyona sar gitsin hadi. Bir şey söyleyeceğim. Bu Ramazan bizi kandırıyor olmasın? Guiza diye 1 milyonu alacak. Raul çıkacak. Birinci olacak bir anda. Bir de oğlum özellikleri ne bu oyuncunun? Bak içimize kurt. Ya ooo böyle mi olacak? Bu Ramazan abi? Çok... Abi bir dakika. Ben Ramazan'a vereyim mi? Ramazan'a gol kırıyorum. Ben yok ya ben bir dakika. Ben yönetimi yapıyorum. Adamların aklına giriyorum. Son anda vermiyorsun adamı. İki veriyorum.
veriyorum, 2 veriyorum ben. Bu yolu işte. Çıkacak bu Ramazan çünkü 1 milyona bak 2 ben de 3 veriyorum. Ben de 5 veriyorum hadi bakalım. Eyvah. 6. Tamam 5'e kime veriyorum şimdi? Bir dakika 6 dedi Soner. Ben 6 dedim. 6'ya Soner'e veriyor muyum? 10. Ramazan. Tamam, Ramazan alsın. Daha yükselmeyeceğim. 10 mu Ramazan? Ramazan'a veriyorum bak. Abi inşallah Raul değildir. Dua edelim Soner. Değildir ya. Bu yüze çıkacak. Ben kendi şeyime düştüm de hadi bakalım. Ramazan'a ona vereyim mi gerçekten? Ver. Veriyorum. Çekme acaba. Ver. 10 milyon liraya şu anda yine bir 3. ligde oynuyor. Daniel Guise. Guise. Piyasa değeri, güncel piyasa değeri 50 bin liraya. Maşallah. 50 bin euro. Yükselmediler evet. Ya. Ben biraz yükseltmek için yaptım da yükselmedi. Evet biz Guise futbolu bıraktık da Guise oynuyor şu anda doğru. Guise oynuyor mu? Komple patladı. Ben bıraktı sandım. Yok yok. Ramazan'ı ekart ettik şu an. Ramazan yıkılma. 2 futbolcu kaldı. Alırsan yalnız. Senle şu yayın bittikten sonra bütün irtibatımı kesiyorum. Ya senle bir daha muhabbet bile. Türkiye'nin en iyisi falan değilsin sen ya. Ramazan. Ülkesinin yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak gösterilmekte. Türkiye'de ilk golünü, bak söylediğim an belli olacak. Türkiye'de ilk golünü Akhisar Spor'a attı. Tamam. Takım tamam. Arkadaşlarıyla birlikte ülkesindeki iç savaşı durdurdu. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da var. Ya kim olduğunu anladım. Ben de anladım. Ama top değeri kaçtır bunun ve son adam kimdir? Benim şimdi Cemre'yi geçmem için strateji yapmam lazım. Ben bilmem. Bir dakika bu. Aa 2 kişi kaldı değil mi? Tabii 2 kişi kaldı. Oyuncu da Drogba. Didier Drogba. Drogba bu belli. Bu Drogba oldu. Tamam o zaman 35 veriyorum hadi. Drogba hadi, kaç sene oldu bırakalı futbolu? 35 verdim yükseliyorsunuz baba. Son futbolcuyu ben alacağım. Hadi bakalım. 35 verdim. Sen 35'e bunu alırsın. Ben yükselmem. Son oyuncu da şansımı denerim. Ben bununla geçemem Cemre'yi. Soner senin kaç paran kaldı abi? Benim 56'm var ama ben bu oyuncuyu alırsam seni geçemem. Aa bir dakika benim bayağı param azalmış ya. Benim 40 milyonum var değil mi Hasan abi? Evet evet senin 40'ın var. Ramazan senin ne kadar var? 35. O zaman ben o 36 deyip alayım bunu. Tamam. Mis gibi tamam. Son futbolcuya ben gideceğim. O zaman Cem'e garantileyebilir ya birinciliği. Ya son oyuncu... Bak son i̇şte oyuncu onu bilmiyoruz ya. Son oyuncu... Bir şey söyleyeyim mi sana? Son oyuncuyu zaten şu an eğer Cemre alırsa bu oyuncuyu son oyuncuyu zaten Soner abi alacak. O son oyuncu formalite olacak yani. 36'ya Cemre'yi veriyorum. Top değeri 50 milyon euro olan Drogba'yı aldım. Tamam şimdi... Yani... Son ismi söylüyorum. Söyle. Ben de bilmiyorum kazanabilecek misin? Eyvah. Son isim geliyor. Kafa vuruşlarında etkili bir orta saha oyuncusu. Messi değil. Oyun görüşü ve liderlik özellikleri inanılmaz. Zaman zaman agresifliğine hakim olamıyor. Quaresma. 5 numarayla bütünleşmiş. Emre Belezoğlu. Ama kafa vuruşları... Bırakın ben alayım be. Bırakın ben alayım. Kafa vuruşlarında etkilidir. Emre neye kafa vuruyor? Emre boyu kaç? Neye kafa vuruyor Emre? Ben ama 4 veriyorum zaten. Ne olduğunu tahmin edemediniz mi? Edemedim. 5 numara biraz kafamı karıştırdı. Zidane diye düşündüm sonra 5 numara biraz kafamı karıştırdı. Her türlü alacaksın zaten. Al bitsin. Umarım... Abi senin almamak gibi bir... Yok ben alacağım. ...olsılığın yok zaten. Evet, alman lazım. Tamam 1 verip alıyorum. Tamam 4 veriyorum ben. 35 verdim. Kanka. 35. Tamam. Söylüyorum. 35 bana gidiyor ya topçu. 36 canım ben alacağım. Tamam. Ya niye söylüyorsun salak gibi? Ben 35 dedim ben alacağım. Ben çok gülerdim Ramazan'a gitsin. Zidane. Tamam mı? Zidane. Tahmin ettim ama 5 numarayla mı özdeşleşmiş Zidane? Zidane evet öyle yazıyor. Top değeri var ya kesinlikle yüksektir. Kesin 120 milyonu var. Tamam. Hayır yok yoktur. Bir dakika. Var. Bir dakika var. Söyleme. O zaman bu kadar yüksek bonservisler yoktu ki sanmıyorum. Bonservis değil zaten. Top değer diyor. Verilen bonservisten bahsetmiyor. O zaman bu kadar yüksek değeri yok. Ben kesinlikle yüzüm abi. Kazandım. Çok heyecanlandım şu an. Ramazan ne diyorsun Ramazan? Emre sen kazandın Ertuğrul. 110 milyon. Kazandım. Abi yuh ya. Kaç yaptın kanka sen? 135 artı 110 ile birinci oldun. 240. Sana... Derbiden ödüllerini görelim. Soner'in ödüllerini. Görelim. Yakışır. İyi tıraşlar diliyorum sana. Zaten sen konuş oluyorsun sürekli. O zaman size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayalini takımını Soner kurdu. Soner'i alkışlayalım. Derbi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu programa sponsor olduğu için, bizi desteklediği için. Size de çok teşekkür ediyoruz. Soner yakışır diyorum. Size de yakışır diyorum. Size de ödülleri gönderiyoruz. Herkese hoşça kalın. İyi günler herkese.